Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, partilerinin hükümette yer almadığını ifade ederek "Hükümet değiliz, hükümet ortağı değiliz ama seçim ittifakı yapmanın ötesinde bir sistem ittifakı yaptık" dedi. Biz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde mecliste bize verdiğiniz yetkiyle, oyla sizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Dün ne yaptıysak hepsinden hoşnutuz ve arkasında duruyoruz. Bugün de aynı şekilde yaptıklarımızın ve politikamızın, Sayın Genel Başkanımızın arkasında durmaya devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin çimentosudur. Sizin de zaman zaman söylemişlerdir. Türk milleti de artık bunu kabul etti. Sıkıştığı zaman milliyetçiler nerede, ülkücüler nerede der. Milliyetçiler her zaman durduğu yerde durmaya devam ediyor. Tabii şu an Cumhur İttifakı olarak milletimizin isteği doğrultusunda 15 Temmuz'dan sonra millette var olan birlik ve beraberliğin siyasi yansımasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte seçim ittifakı yaptık. Ve bu ittifakın gereği olarak da mecliste de birlikte hareket ediyoruz. Hükümet değiliz, hükümet ortağı değiliz ama seçim ittifakı yapmak ötesinde bir sistem ittifakı yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurduk. Ve Genel Başkanımız söz verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurumlarıyla yerleşerek ülkeye hizmet etmesi için yapılacak her türlü düzenlemeyi de peşinen destekleyeceğimizi söylüyor. Onun için bazen belki muhalefet partileri ittifakı kastediyorum, şer ittifakını kastediyorum. Algı operasyonu yapıyor. Bir şey veriyorlar. Aslında verdikleri kanun teklifi değil, araştırma önergesi. Ondan sonra da diyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Öyle değil. Bunun kim söylüyorsa yalan söylüyor. Onun için olayları iyi de anlatmamız lazım. Verdikleri bir kanun teklifi değil, verdikleri araştırma önergesidir. Biz de o araştırma önergelerini samimi bulmadığımız için, gerçekçi olmadığı için reddediyoruz. Biz Türkiye'nin her sorunuyla ilgili kanun teklifi hazırladık ve verdik. Şu an mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin her konuda verdiği kanun teklifi var. Ama tabii ki biz hükümet değiliz. Hükümet olan Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Onun Sayın Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı eğer uygun görürse, kendi uygunluğuna ve politikalarına uygun bir şekilde ya da zaman olarak uygun gördüğü bir zamanda kanun tekliflerini getirirse biz bunların da hepsinin arkasında dururuz. Arkasında duracağım adına söz verdim. Bizim veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Daima devletin, milletin yanında olur. Genel Başkanımız bize şöyle diyor. Derdi millet olanın kişisel isteği olur mu? O düsturla siyaset yapıyoruz. O düsturla mecliste çalışıyoruz. Bizim bireysel isteğimiz yok. Bireysel talebimiz yok. Daima devletimizin ve milletimizin yanındayız. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap da yok. Hesap sorulacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorulacak. Verilen test gereğe hayır oyu veren, HDP ile birlikte hareket eden ve o doğrultuda siyaset güden, Türk askerini istemeyen CHP'ye hesap sorulması gerekir. Ve onu destekleyen İYİ Parti'ye hesap sormak gerekir. Tamamen zaten Meral Akşener'in söylediği gibi karşımızda bir proje ittifakı var. Ama biz milletin bağrından çıkan Cumhur İttifakı'yız. Karşımızda ise altı benzemezin meydana getirdiği bir ittifak var. Ve o ittifakın kendi içinde de aslında farklı farklı gruplar var.
Onun için övünerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını gütersiniz. Gütmelisiniz. Son cümle olarak şunu söyleyeceğim. Bakın, muhalefet partisiyiz biz ama akılcı muhalefet yapıyoruz. Çözüm üretiyoruz. Her salı günkü toplantıda genel başkanımız Türkiye'nin bir sorunuyla ilgili çözüm üretiyor. Ekonomiyle ilgili önerilerini sunar bir toplantıda, başka bir toplantıda, mesela geçen günkü salı günkü toplantıda kadına yönelik şiddetle ilgili öneriler sunar. Biz muhalefet yapmayı da böyle yapıyoruz. Yeter ki ülkemiz kazansın diyoruz. Yeter ki ülkemin yararına bir şey olsun diyoruz. Kimin yaptığı önemli değil. Kim yaparsa yapsın, ülkenin yararına yapılan her şeyi de alkışlarız ve destekleriz. Bizim siyaset anlayışımız, genel başkanımızın bize gösterdiği yol budur. Ve bu yoldan, genel başkanımızdan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetinden de gurur duymanız lazım. Bugün genel başkanımızın emriyle buraya geldik. Ve bu vesileyle programımızı da tamamladık. Bugün Kayseri'den ayrılırken çok mutluyum. Çok gözlerim ışıldayarak gidiyorum. Hakikaten buradaki toplantıdan sonra, sabahki toplantıdan sonra esnaf ziyaretleri yaptık. Odalara gittik. Her tarafta çok ciddi bir ilgi vardı. Belki farkında mısınız, farkında değil misiniz bilmiyorum. Bu da sizin eseriniz. Sayın İl Başkanımın, milletvekillerimin ve hepinizin emeğiyle Kayserili'nin gönlüne Milliyetçi Hareket Partisi tamamen yerleşmiş gördü. Bu eserinizle gurur duymanız lazım. Hepinizi selamlıyorum. Saygılar, iyi akşamlar, hürmetler.